Sultan Mehmet Han'ı tarifin bile çok hoş, çok duygulu bir şey yani. Evet. Herkese nasip değil. Herkese nasip değil. Allah'a hamdü senalar olsun. Kurban olduğum Allah. Ben şöyle diyorum Suzan, ne kadar doğrudur bilemiyorum. Hani yazı yazmak çok emek işi. Allah var. Ya emek işi, zeka işi, ve çok büyük bir yetenek işi yani. Yani hayır, birikimin çok olması lazım. Ben de bir kere dolduruşa geldim. Ben de yazayım dedim. Kalemi kağıdı elime aldım. Ne, önce bir saat falan ne yazsam acaba? Ne yazsam? İşte bir kız varmış. Sildim, yok bir kız varmış olur mu? Şu mümkün değil yani. O kolay bir şey değil yani. Çok şeyi zor. Çok uzun ya. Yani kitabı ben tarihten esinlenerek yazıyorum ya, kitabı yazmadan önce ansiklopediler okuyorsun. Ya senin bir şey şu bir isim verme. Yeni ilgili. O hani bir yeni başınıza bir olay gelmişti. İmamla Elif soyuyorum elmayı. Soy. Yıkadım. İyi de Suzan bana bir çay ver, ben öyle anlatayım. Üstüne koy. Açık olsun. Ama şey, kitabın adını şu an söyleme. Daha çıkmadı ya kitap. Sadece o imamla yaşadığı... Tamam da imamla yaşadığınızı anlatsın. Her kitapta işte bak, tarihten esinlenerek yazmanın da şöyle bir güzel tarafı var Elif. Yes. Suzan. Şöyle bir güzel tarafı var. Şimdi bir diyelim, bir yeri yazıyorsan o yer hakkında bilgi sahibi olmak zorundasın. Ama orayı da gidip bizzat görmek zorundasın. Evet, yani. Orada da birileri oluyor. Ve senin alakalı yazılar yazılıyor. Bir gün şimdi biz Süleymaniye Camisi'ne Elif'le zaman zaman gideriz. Güzel namazımızı kılarız, dualar okuruz. Çok da güzel bir cami. Evet. Mimar Sinan ruhu şad olsun. Benim mekanım ya. Ay, o ya, kadar güzel ki. Enerjisi çok falan farklı. Çok başka bir yer. Biz evet. Orada, şimdi ben de orayla alakalı kitap yazıyorum ya. Elif'e dedim ki, buranın dedim imamıyla benim görüşmem lazım dedim. Güvenlikçilere falan söyledik. Önce yok, sonra bir tane artık bizden bıkan, devamlı gidiyoruz ya şey gibi, Ayasofya gibi, bu sefer Süleymaniye'yi yazdığım Süleymaniye'ye için, dadandık. Süleymaniye'ye şey dadandık. Yani bıkıyorlar. Yine misiniz? Yine tabii sorular. Ondan sonra bir tanesi acıdı halimize herhalde. Bir de biz gidince özellikle Elif 2,5 saatten önce çıkmadığı için, ve Elif namaz kılıyor, ibadet ediyor, okuyor. Ben de ön tarafta oturuyorum böyle, işte deve kuşu yumurtalarına bakıyorum, Mimar Sinan. İz odasına bakıyorum, oraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Öyle bakarken şey dedi ki, neydi adı? Hayır, sen dedin ki benim buranın imamıyla konuşmam gerekiyor. Güvenlik görevlisiyle bir konuş da bizi bir görüştürsünler dedin. Biz de tamam dedik. Ve gittik. Güvenlik geldi. İmamın yanına gittik. Güvenlik geldi, dedi ki abla dedi, güvenlik mimarla dedi görüşmek şey, mimar diyorum. İmamla görüşmek istiyordunuz ya dedi. Bak, ya imam hayır, dedi şimdi odasına gitti dedi. Odasına gitti deyince Elif'e dedim ki gel gidelim. Biz gittik, açtı, tarif etti, şura derken imamın olduğu odaya gittik. Gidince imam kapısının önünde biri vardı, hatırlıyor musun? Dedi ki nikah var içeride, nikah kıyıyor imam. Tamam dedik, biz biraz bekledik. Sonra içeri girdik, neyse imam da nasıl aslanlar gibi baba yiğit, çok bilgili, çok kültürlü. Şimdi bazı böyle çok özel büyük camilerin aydın imamları var. Gerçekten bu da öyle bir adam. Çok genç de bir adam. Genç, eğitimli, bilgili, görgülü, uygar bir imam. Adamcağızla konuştuk işte. Hatta Süleymaniye'de tabii ben hatim indirir gibi her şeyi öğrendiğim için bunu biliyor musunuz? Yok diyor, bilmiyorum. Siz bunu biliyor musunuz? Böyle konuşmalar falan bitti, kalktık. Kalktık. Orada Elif'in üstünde siyah deri ceket vardı. Ondan sonra sen kalktın, ben koltukta, yanındaki koltukta siyah deri ceket duruyor. Ceketi aldım, hadi hoşça kalın dedim. Elif önde, ben arkada gidiyoruz. Arkadan bir ses geliyor. Hanımefendi, hanımefendi. Allah Allah. Bir döndüm, imam üzerinde de beyaz. Nasıl biliyorsun? Koşa koşa, hanımefendi. Evet dedim. Ceketimi aldım.
Hayır. Ceket sizin miydi dedim ben. Evet benim hayır, ceketim. Hayır bu kızımın vardı. Ceketi dedim. Ha, pardon bu kızımın ceketi dedim. Bir baktım kızın ceketi üstünde. Fakat orada insani bir tepki yaptı. Belki ben de olsam aynısını yapardım. Evet. Hemen aldı ceketin içinden cep telefonunu aldı. Ay yazık. Cep telefonuna baktı. Sonra benim baktığımı gördü. Ama insani bir davranıştı. Değil mi? Yani seni tanımaz bilmez. Nereden bilsin? İşte kitap yazmanın güzellikleri hepsinden çok güzel hatıralar oluyor. Ay doğru. O sonda niye böyle ikiniz şey gibi böyle Muppet Show'daki gibi yaptınız? Biz ikimiz Muppet Show'muyuz. Olsun Muppet Show olsun güzel. Ben bir elma alayım mı? Sen de elmayı zaten sana soyuyorum maşallah. Hiç sevmem ama elma ben bu arada. Çayın yanında içiyoruz biz. Evet.